Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün size şu boncuklarla bir model tasarladım. Bunun etrafına akşam oturuyordum, bu bir tane koltuğun üzerinde kalmış, benim ufaklık saçmıştı, bunu topladım. Bu bir tane koltuğun üzerinde kalmış, el işi yapıyordum, tığımı el işimi bıraktım, ne yapabilirim diye düşündüm bu boncuktan ve sizlere boncuklardan bu şekilde motifler yaptım. Kızlar, bu boncukların zaten her rengi satılıyor boncukcularda. Büyük boncukcularda her rengi var da tuhafiyelerde de oluyor. Çoğu tuhafiyede var, her rengi var. Aralarına da şöyle şu boncuklardan koyacağım. Şu boncukları şöyle göstereyim. Bu boncukları kızlar ben makineye attım, tülbentin ucuna bağladım ve makineye attım. Herhangi bir soyulma moyulma hiçbir şey olmadı. 40 dereceye attım, aynen olduğu gibi çıktı bu boncuklar. Hiç soyulma olmadı boncuklarda. Bunun eklemesini de göstereceğim. Bu şekilde ekleyeceğiz. Dediğim gibi yazmanıza göre ortasının şu boncuğunun her rengi var. Yazmanıza göre alabilirsiniz. Modelimi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın kızlar. Evet, daha önce size şöyle bir model yapmıştım. Çatal oyası yapmıştım kızlar, çatalla bunu. Bu da yazmamın ucunda duruyor. Bu yazmaya başka bir oya yapacağım ama birkaç oya göstereyim, ondan sonra yapacağım. Şimdi yapımına geçelim bunun. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Alttaki bildirim zilini de tıklayarak açarsanız yapmış olduğum yeni örneklerden anında haber alabilirsiniz. Buradan hemen şöyle tığıma ipimi sabitliyorum. Şuradaki renkleri kaldırayım ki kameram bulanık göstermesin. Sabitledikten sonra şuradaki boncuğumuzun yuvasından hemen tığımı batıyorum. Şekilde ipliğimi çıkarıyorum. Buraya hemen bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çekiyorum. 11 tane zincirimi çektikten sonra şu tepesinden tığımı batıyorum. Tekrar oradan ipimi alıyorum. Tığımı buradan çıkarıyorum. Tekrar zincirimi çekiyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekerek dönüyorum. Şuradaki batmış olduğum yerin ortasına bir kere batıyorum. Burada bir tane ipliğim var şimdi. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 ilmik alıyoruz. 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmiğimi aldım bu şekilde. 15 tane ilmiğimi ikişer ikişer buradan 2 tane 2 tane şöyle yakınına getireyim. Niye netlemiyor kızlar, netlesin diye bekliyorum ama evet netledi. Şöyle iki tane iki tane, bakın kızlar, bir bu başındaki zincirden bir de hemen karşıdakinden.
Bu şekilde ikişer ikişer alıyorum. Bitiriyorum. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. İlk arama battım. Buraya 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki arama batıyorum. İkişer zincir çekerek buradaki aralara batarak devam ediyorum. Evet, sonuncuya da battım. Şimdi buradan bu şekilde bir kenarını yaptım. Bakın kızlar. Şimdi buradan bir, iki tane zincirimi çekiyorum ve aynı yuvaya, boncuğumdaki yuvaya giriyorum. İpimi buradan alıyorum. Buraya bir tane zincirimi çekiyorum. Buradan tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki yuvaya giriyorum. Hemen ipimi buradan çıkarıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Buradan başına bir defa doluyorum. Şu karşı yaptığımın altından tığımı batıyorum. Bu şekilde çekiyorum buraya. Bir, iki defa da çıkarıp şuraya bir yuva bırakıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekerek dönüyorum. Şu ipimin altından tığımı batıyorum. Şöyle yukarıya doğru çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane de buradan ilmik aldım. Tekrar buradaki ilmiklerimi aynı şekilde ikişer ikişer çıkarıyorum. Bunun daha büyük olanını da göstereceğim kızlar. Daha büyük iki renkli olanını da göstereceğim. Çıkardım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. İlk aramdan tığımı batıyorum. İkişer zincir çekerek aşağıya doğru ilerliyorum. Evet. Buranın da şöyle battım. Buraya geldim. Buradan tekrar bir, iki zincir çekerek şurada iki zincirim vardı. İnmiş olduğum diğer kenardan oraya batıyorum. Ve buraya bir, iki tane zincir çekiyorum ve motifimi bitiriyorum burada. Burayı şöyle yakalım ki motiflerimizi yapınca
Kayma olmasın. Bu şekilde motifimi bitirdim. Şimdi şu ucunu yapacağız. Şuraya bir yuva koymuştum. Arkadan şöyle bir bakayım. Buradaki yuvanın içine batıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Başına bir defa doluyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. Doğru yere mi battım diye bakıyorum kızlar. Evet, doğru yere batmışım. Bir kere de çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip dolgunun ardından batıyorum. Başına doluyorum. Batıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. 4 zincir çekiyorum. Batıyorum. Bir kere de çıkararak 4 zincir çekerek buraya 4 tane bu şekilde pırpır yapacağız. Evet, buraya da zincirimi çekerek buradan bitiriyorum. Şimdi bunu ekleyelim. Hemen şöyle. Siz şuralara inci de koyabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi beyaz da koyabilirsiniz. Yazmanızın rengine göre uydurun kızlar. Şöyle renkleri. Şuraların üstü boş olunca güzel olmuyor. Böyle daha güzel oluyor. Uçlarına bir şey koydu mu? Buradan hemen şöyle zürafamı çekiyorum. Başına iki defa doluyorum. 1, 2, 3 tane atlayarak dördüncü tığ battım, batıyorum. Şuradan hemen boncuğunuzu isterseniz ipin üzerine de düzebilirsiniz. Bu şekilde alıyorum. Şöyle çıkaracağım. Yanlış aldım galiba ben de. Önce boncuktan alacaktım. Sonra ipten alacaktım. Şöyle içinden çıkarıyorum. Buraya bir zincirimi çekip buradan aşağıya doğru sık iğnemi yapıyorum. Ve yanındaki zürafama, alttaki zürafama batıyorum. Tığ battı da diyoruz. Bir zincir çekip başına bir tane örümcek yapıp başına iki defa doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncü tığ battısına batıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkarıyorum. Şimdi motifimi alıyorum. Şu sarıyı ekleyeyim buraya. Aynı renk olmasın. Motifimi alıyorum bu şekilde. Bakın. Motifimin ters tarafını çeviriyorum. Şuradan hemen buradaki zincirim var. Zincirimin arasından tığımı batıyorum. Bir bu taraftan battım. Bakın, bir de bu tarafta zincirim var. Bir de diğer taraftan batıyorum. İki taraftan bu şekilde buraya sabitleyip motifimi yukarıya kaldırıp sık iğnemi aşağıya doğru yapmaya devam ediyorum. Sıradaki tığ batısına batıyorum. Bunu ütülemesi kızlar, bunu ütülemesi nasıl oluyor? İki tane mi yapmışım bunun arasına boncuk? Tabi istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şöyle aralarına şu mesafeyi ben bu kadar koydum ama siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ütülemesini kızlar tersini çevirin. Bak, çok kaynar ütü değil. Üzerine ince yazma değil. Pamuklu bir şal gibi bir şey. Kapatın ve şuraların ütüsünü, şuraları yapabilirsiniz de şöyle değdirmeden. Üzerine kapatın. Şal gibi pamuklu. Ütüsünü de gayet güzel yapabilirsiniz. Ütülenebilir yani. Çok kaynar ütü değil de ütünün ikinci ayarında yaparsanız şu çiçeklerini ütüleyebilirsiniz. Şuraya inci koymazsanız ütüsü daha kolay olur sizin için.
İnci koyarsanız birazcık daha zorlaşıyor ütülenmesi. Zaten bir kere düzgün bir ütü yaptı mıydı kolay kolay asla bozulmaz bu oya. Bu ütüsüz hali kızlar. Ütüsüz hali bu şekilde. Ütülemeye bile gerek yok aslında oyayı. Bakın gayet kolay, farklı ve çok hoş bir oya oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.